Yakın. Seçim yakın. Ehvenüşer dersi. Ehvenüşer şerin ehveni. Yani kötünün iyisi. O Ömer bin Abdülaziz Emevi'ye kadardı. Bir tamamıya siyasi liderlerde hakiki siyasetçi, hakiki dindar, hakiki dindar, hakiki siyasetçi olabilirdi. Risale'nin ifadelerine göre, şimdi hakiki dindar, hakiki siyasetçi olamaz, hakiki siyasetçi, hakiki dindar olamaz. Şimdi, her kafadan ses çıkıyor, çıkacak da, az kaldı galiba seçimin. Bu da lazım. Nereye göre tercih edeceğiz? Mesul olmamak için. Derdimiz o. İslam'a faydası olsun, mesul olmayalım diye. Şimdi ben külliyattan topladığım toplamalarla Risale-i Nur seçimde ölçü yapılması gereken kaideleri bir araya getirdim. Asr-ı Mücedid-i Risale-i Nur'u olduğunu itimat eden insanın bu Risale-i Nur'daki tespit edilen parçaya itimat edip ona göre tercihini yapmak zorundadır ta ki manevi mesuliyetten kurtulsun. Şimdi size bir şey anlatmak istiyorum. Yani şeyi ölçünün temeli derse başlamadan önce. Derse başlamadan önce ölçü. Arkadaşlar, temelde iki ayak var. İnsan bir şeyi tercih ederken. Her şeyde. Aile hayatında, evlenirken, ortaklık kurarken, iş hayatında, içsel alemde, her şeyde iki temel var. Ölçü birimi. Bir tanesi hariç, bir tanesi dahil. Dahili ölçü, harici ölçü. Şimdi onları etkileyen sebeplerden şey yapacağız. Sonra adamın bu veri tabanına göre, bilgisine göre bunu tercih etmesi, bunu konuşması, bunu söylemesi normaldir. Onu düzeltmeye çalışmayacağız. Onu tetikleyen, yani ustadımızın Hutbe-i Şamiye'nin 78. sayfasında insanı eyleme dönüştüren hissiyat olduğunu söylüyor. Üç tane şey. Zihin, fikir, his, eylem. Ayaklı kütüphanedir. Eğer o bilgi kalbe inmemişse eylemi olmaz. Ya bu kadar alim adam hocadır falan acıdır. Ya bunu nasıl yapar? Çünkü bu yok. Bu var, bu yok. Mesela dağdaki ninelerimiz var böyle. Bilgisi yok. Yani burası yok. Burası canlı. Fiil olur. Demek ki insanı fiiliyata sevk eden, eyleme dönüştüren fikir değil, histir. Hutbe-i Şami 78. sayfa 77'den başlayıp 78'e doğru anlatıyor. Uzatmayayım. Dahili sebebi okuyacağım, şey anlatacağım. İnsanı tercih farklılığını kılan. Bir de harici şeyi anlatacağım. Haber mi? Yani artık aldım. Bir ara istemiştim hatırlarsın. Dahili sebep. İnsanın fiillerini, sözlerini, tercih farklılığını ortaya koyan kişiler arasındaki fark şu dört temelden kaynaklanıyor. Dahil. Vicdaniyatını oluşturan dört temel. Zihin, his, İrade, latife-i rabbaniye. Si, ne ile dolmuşsa o adam onu söyler ve onu tercih eder. Şimdi tek tek konuşalım bunu. İlk önce zihin. Bu bilgisayara neleri doldurmuş atır, gözüyle, kulağıyla, burnuyla, dokunmasıyla o dokümanlar oluyor. Buna zihin deniliyor. Depo. Depo,
Sonra bilgisayara diyoruz ki biz buna, tara. Tarıyor, veri tabanlarını tarıyor. Yüklenenleri tarıyor, yüklenmeyenleri taramayacaktır. Senin için kesin doğru olan bir şeyin alt veri tabanı var. Onun yok. Onun öyle bir tabanı, öyle verisi yok. Öyle bilgi dağarcığı yok. Yok yani kütükte. O zaman birincisi zihin. Bu insanı seçimde olsun, konuşmada olsun, evlilikte olsun, fikren konuşacağı şey daha önce aklına doldurduğu malumatların hulasasıdır konuştuğu şey. Ne doldurmuşsa. Nereden doldurmuş? Televizyondan doldurmuş, gazeteden doldurmuş. Ve gazete dindarı, televizyon dindarlığı var. Bu ne ile doldurdu? Zihni, fikir. Onun sihati önemli. Demek ki birincisi kafasına doldurdukları. İnsanın konuşmasını, fiilini etkiliyor. İki, his. Yani kalbine koymuş olduklarını. Kalbine neler girmiş? Neyi mesela? Ayet-i Kerime'de diyor ki, bil mana. Birbirinizi Rab edinmeyiniz. Bunu biz harici deriz. Hariç, sokaktaki insanlar yapar bunu. Hayır, biz yapıyoruz. Kitap şöyle diyor, diyorsun. Ama abi böyle dedi. Bu Rab'dır. Nurculuk tarikat değildir deriz. En büyük tarikatı biz yaparız. Kulağımızı kapatırız. Gözümüzü de kapatırız. Tutmuş birisi elini götürüyor, sürüklüyor. Kardeş, çünkü bunu yapmayacak mıydık? Kitabı yapacaktık. Belki o yanılıyor. Belki ben yanılıyorum arkadaşlar. Öyle ya. Yani insan kutsi değil ki ama bu hata yapmaz. Demek ki ikincisi kalbimize koyduklarımız, Rab edindiklerimiz. Üç, irade. Yaşantımız, yaşadıklarımız insana tesir ediyor. Loy 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 lom, hu 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 hu, hay hay haya, yaşayan insanın aleminde bunlar doldurulacak. O zaman konuşurken de bir şey tercih ederken bu da tesir edecek ona. Ya nasıl bunu tercih eder, konuşur yapar demem. Ama yaptırıyor hocam. Tabii, kesinlikle yaptırıyor. İnsanı etkileyen sebepleri sayarken ustadımız, başka konu bu, burada dursun parmağım. İnsanı temelde etkileyen, fikri yapının ruhunu etkileyen, zaman, zemin, taam, libas. Zaman, yaş, yaşı. İnsanın fikriyatına, hissiyatına tesir ediyor. Ben mesela şu andaki hislerim, 20 yaşındaki cıvıl cıvıl hislerim gibi değil ki. Oho. Zaman, zemin, yaşadığım, örf, adet, ananem. Yani anne babam, soyum, taam, yediklerim. İmam Azam diyor ki, girdiğini kontrol edemeyen, ondan çıkanı hiç kontrol edemez. Haram helal demeden yiyen adamın helal bir şeyi nasıl tercih edecek? Ama izliyor hocam. Mesela şimdi aram diyoruz değil mi? Mesela şimdi lafını geri. Şimdi yani el işte de bir insan aram, işi helal yapıyoruz ama aramını da yapıyoruz. Evet. Demek ki yediğimiz insanın, bak bir daha söylüyorum İmam Azam'ın sözü, girdiğini kontrol edemeyen çıkacaklarını kontrol edemez. Bu sözü olur çıkarken, gözü olur, özür dilerim, tenasül uzvu olur, ayağı olur, eli olur. Kontrol edemez. Yani giren şey, mesela bu, neyi tetikliyorsa kontrol edemem. Ne yaptık? Zaman, zemin, taam, libas, giydiği. İnsanın fıtratına tesir ediyor. Bu dördü üçüncü kategoride, iradede. Tamam mı? Demek ki zihin, his, irade, latife-i rabbaniye, yani dini duygular, ulvi duygular, bunu Kastamonu layıkasında bunu tahrip eden, dini duyguları tahrip edenin 110. sayfada, ben okumayacağım da,
merak edenler için söylüyorum. 110. sayfadan yestahibunel hayate dünya alel ahire. Yani latife-i Rabbani'miz, yani ulvi latifelerimiz, bizi kontrol eden latifelerimiz, şairin bozulmasıyla, günahların serbestçe işlenmesiyle insanın o duyguları zarar görüyor. Dolayısıyla tahrip olan bir cihaz karşısındaki radar gibi doğru gösteremez. Mesela bilerek, severek o latife-i Rabbani'ye tahrip olduğundan tahribi, yanlışı tercih edebiliyor. Bu dört tane şey dahili tercih sebebimizdir. Etkileyen. Bir daha hulasa edeyim. Parti olsun, mevzumuz siyasete yakın olduğu için söylüyorum. Parti olsun, evlenirken, kız verirken, kız alırken, iş kurarken, işin çeşidi, ortak, her şeyde iki temel var. Ben psikolojiyi çok seviyorum. Bir, dahili ayağı, harici ayağı, ayak. Dahili ayak, zihin, yani vicdaniyatı, zihin, kafasına koydukları, his, kalbinde konulanlar, 3, yaşadıkları, 4, ulvi duygularının canlılığı veya ölülüğü. Bu 4'ü insanın tercih bununla yapar. Harici sebep şimdi sayıyorum. Harç, ayağı, olayın ikinci ayağı. Bir şeyin huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batinu ve huve bir külü şeyin. Yani bir şey zahirse bunu çok hata yapıyoruz. Siyasi olsun veya kız olsun, iş olsun, bakın. Dediğin doğru, bu böyle ama bu olayın, bu zahirdir, görünüştür. Sırf buna bakan insan yanılır. Bunun evveli var. Bu zahirdir. Bakın, zahirdir. Bunun evveli var, ahirisi var, batinisi var. Her şeyin, şey denilen, vücuda gelen her şeyin 4 yönü vardır. Onu uygulayalım. Örnekle. Ağacın çekirdeği evveldir. Meyve ahirdir. Ağacın şekli şemali zahirdir. Ağacın içerisindeki sistem, donanım batındır. O zaman bir insan bakıp durup da böyle bir partinin zahirine bakarsa aldanır, batınısına bakarsa aldanır, evelinesine bakarsa aldanır, batınısına da ve zahir eveline bakarsa aldanır. Ne yapması lazım? Aldanmaması için 4'ü bir bütünlük içinde olacak. Peki bu 4'ü bütünlük içinde bütünlük yapmak, içimizdeki 4 ölçüyü bütünlük yapmak bir insan için mümkün müdür? Hayır. Bir insan 2 dörtlüğü birleştirip tek bütün yapabilmesi mümkün değil. Mümkün olsaydı zaten Allah mücedid göndermezdi. Mücedid bunu yapıyor. Allah yaptırıyor. Asrın imamı. Asrın imamları. Kafayı şerifini sokma. Zübeyir abimizden bir tane şey anlatayım. Abi işte şöyle yapmak lazım da, böyle yapmak lazım da, işte talep hizmeti bir sürü. Tamam, doğru söylüyorsun diyor. Dinle, doğru, doğru, doğru. Sonra da diyor ki, fakat ben bu dediğini ustadımdan duymadım, Risale-i Nur'dan görmedim. Kafam çalışmaz. Ha, demek ki kafamız ustadımızdan duymadık, kitabımızda görmedik, kafamız çalışmaz. Ha, şimdi ustadımız bu konuda asr-ı mücedidi ne diyor? Biz tabela Müslümanı değiliz ki tabelacılıkla aldanalım. Tabela Müslümanı değiliz, vitrin Müslümanı değiliz, isim Müslümanı değiliz. Bir şey zahirine baktığımız aynı anda zahirine bakarken batınısını da göreceğiz veya görmeye gayret edeceğiz. Hemen karar vermeyeceğiz. Zahir ve batını görünce ahirini ve evvelini de göreceğiz. Sonra onu alıp iç donanımımızdaki 4 temel ölçüye getireceğiz. Allah'a kasım ederim ki
şu elimi Risale-i Nur'a yemin ederek elimi koyarak derim ki bu iki temeli bakmadan karar veren aldanır ve aldatır. Ve hiçbir özürü de yoktur. Hele hele bu işin önde gidenleri, ifrat edenlerin diyor, tefrit edenler gibi değil diyor mahkemede, hiçbir özürleri yoktur. İfrat edenler, ustadımız diyor ki ifrat etmek ilim ile olur, cehalet tefrit eder. Alimin özürü yoktur. Bu Risale-i Nur'da öne gidenlerin bunu ölçü yapmayıp kafasına göre ölçü yapıyorsa aramıza sızmış, iyi niyetli olmayan bir mahluk olduğunu karşımıza çıkıyor. Bunu ölçü yapacaksın kardeş. Nurculuğu iddia ediyorsan bunu ölçü yapacaksın. Kastamonu Emirdağ. Bir tane de vardı laikayı unuttum evde. Rize laikası vardı. Yok mu? Kafa laikası da var ama. Kafa işi. Bunu ölçü yapacaksın kardeş. İşine gelir veya gelmez. Şimdi ben bu iki temelde yaptıktan sonra ustadımızın Risale-i Nur'da aslında bu akşam ciddiyeti yapacaktım. Ciddiyet toplaması. Bu konudaki bize tavsiyeleri, emirlerini bir araya getirdim. Bir, iki, sonunda topladım. Üç, dört, beş, altı. Tam hepsini okumam mümkün değil. Ama en can alıcı şeylerinden okuyup ömrümüz ne kadar yeterli. Çünkü 45 dakika veya 1 saat yapacağız dersi. Ben hemen can alıcı bu şeylerden sonra bu okudum. Bakın göresiniz diye söylüyorum. Bak okudum çize çize. Ve külliyatta o okudum 6 sayfayı ajanda yani buraya aldım kalemi. Böyle düşün, böyle düşünme, bunu böyle yap, yapma, böyle bak, böyle bakma gibi topladım. Evvelişel'de bu 6 tane sayfada 8 tane fikir çıktı. Parti seçme, temel, ana şeyleri, ölçüleri, kriteri uydurukçasıyla. Ölçü, 8 tane ölçü buldum. Daha bulabilene şey varsa göstersinler ki memnun olacağız. Ben bunu, yani siyasetle alakalı hiçbir yer bırakmadan hepsini topladım buraya. Çünkü benim de vazifem bu. Dershanecilik. Toplumdaki Nur kardeşlerimize ve Eyliman'a nokta istinat oldukları için onları aldatmamak, doğru ölçüleri göstermek bizim indallah vazifemizdir. Onun için yapıyorum zaten. Ya bir de şey var değil mi Hasan Hocam? Yani bizim burada oy olarak vereceğimiz bir oy bile burada İslamiyet'in önündeki engelin kalkması ya da küfrün yolunun açılması konusunda hangi tarafta olduğumuzu gösterecek yani. Bunu istemiyorum. Daha öncekini istiyorum. Hangi tarafta? Yani biz safımızın ne tarafta olduğunu evet. Belli ediyoruz burada herhalde. Öyle evet. Değil mi hocam? Ustam bile ihtiyar haliyle gitti, oy kullandı. Oy kullanmamak menfi saftakine bir oy atmaktır. Çünkü kantar şu, açtığın için söylüyorum. Kantar var böyle. İkisi de taş dolu ama dengeli, terazi. Bunun havaya kalkmasını istiyorsanız buraya bir taş koyun veya buradan bir taş alın. Aynı şeydir. Vermen gerekeni vermemekle vermemen gerekene vermiş oluyorsun. Tamam mı? Usta, şey diyeyim. Ustadımız diyor ki CHP'ye oy verenlerin %5'i şuurludur, %95'i aldatılmıştır. Kulasa ediyoruz. Dolayısıyla CHP'yi bu millet iradesiyle başa getirmez. Ustad. Şimdi ben o bütün o Risale-i Nur'daki siyasi mektupları topladım. 8 tane ana hulasa diye okuyorum. Mevzuların bir hulasası ve neticesi. Ehvenişer denen Demokrat Partisi'nin ve muakiplerinin müsbet karşılanmaları için. Demokrat bir simgedir, semboldür. Kat bin Malik gibi, Kur'an'da, Yusuf gibi, Musa gibi,
Risale-i Nur'da Hulusi gibi, Hasan Feyzi gibi bunlar sembol isimlerdir. Bunlarla bizim işimiz yok şahsıyla. Onunla, onun şahsiyetiyle anlatılan mevzuyla alakamız var. Fakat Demokrat Parti deyince Emekrat Parti olur, Cemokrat Parti olur. İsim önemli değil, tabela önemli değil, vitrin önemli değil. Devamlı değişir bunlar. Biz vitrin Müslümanı değiliz ki isimle aldanacak kadar böyle mahluk değiliz. Yani boğazımıza takılan ip olmamalı. İp devamlı aynı olur ama tutan farklı olur. İpi tutan farklı olur. Ama ip beni tutuyor diye ipe güvenip ipin ucunu tutanı görmemek bize hiç yakışmıyor. Tabela Müslümanı olmamalıyız. Şimdi bir, Ehven-i Şer'in 8 maddesinin bir, siyaseti dine dost yapmaları. Bunu kaynaktan sonra göstereyim. Siyasi parti gayesi şu yapacak, siyaseti dine dost yapacak. Siyaseti dine dost yapacak, siyasette dine hücum etmeyecek, dini de alet etmeyecek ama siyaseti dine dost yapmalı. 2. Kur'an'ın yasakladığını yasaklamak, serbest bıraktığına dokunmamak, manasında olan hürriyet-i şer'i yol açmaları. Hürriyet-i şer'iye İslam toplumunda hürriyetleri kısan zındıka komitesidir. Hürriyet. Şimdiki uydurukçasıyla İslam'dan aldılar, ismini değiştirdiler, tabelasını. Demokrasi diyor. Bu hürriyet-i şer'iyedir ya. Avrupa'da öyle bir şey yoktu ki. Hürriyet-i şer'iye arkadaşlar. Şer'i hürriyet. Kılıcımızla düzeltiriz ya Ömer. Değil mi? Halifeye diyor. Veya İstanbul Fatih'i Rum mimarına karşı mahkemesi. Sen şimdi Osmanlı İmparatorluğu'na mahkeme veriyorsun ve mahkemeyi de kazanıyorsun. Sen şimdi Cumhurbaşkanı mahkeme vereceksin, kazanacaksın bilmem ne. Amerikan Başkanı mahkeme vereceksin. Böyle bir şey olur. Demek ki, ikiyi bir daha okuyorum. Kur'an'ın yasakladığını yasaklamak, en azından zihniyeti bu olmalı. Serbest bıraktığına dokunmamak manasında olan hürriyet-i şer'iye yol açmalı. Kişi haklarına, özgürlüklerine, inançlarına dokunulmamalı. 3. Risale-i Nur'a musamaha ve dostluk göstermeleri lazım. O partinin 3 etti. 4. İttihad-ı İslam'a yol açmaya çalışmaları. İttihad-ı İslam'a yol açacak çalışmalar yapmalı. Yani zihniyetinde İttihad-ı İslam olmalı. İslam Birliği. İslam Birliği. Bunu Emirdağ 2'de inşallah doğmamış veya doğmuş da büyümeye yüz tutan bir çocuk var şu anda. Nasıl ki NATO Varşova Paktı gibi, NATO Paktı gibi İslam Devletleri'nin birliği olacak yakında ve o birliğin adını söyleyeyim size. Emirdağ'da geçiyor. Cemahiri Mutefika İslamiye. İslami Cumhuriyetler Birliği. 5. Komünizm ve Masonluğa karşı cephe almaları. 6. Şair-i İslamiye ihya etmenin lüzumunu hissetmeleri ve Kur'an'a dayanmaları. Yani ahlak var ya, ahlak, örf-ü adet ve toplumdaki İslam geleneği. İslami örf-ü adetler, İslam'ı anlatan, tarif eden, hatırlatan adetler. Şair-i İslamiye deniliyor. 7. Ayasofya'yı ibadete açmaya çalışmaları. O partinin zihniyetinde bunlar olmalı. Yani 5 neydi? Komünizm ve Masonluğa karşı zihniyeten karşı olmalı. Mümkünse elinden geldiği kadar eyleme dönüştürmeli. 6. madde neydi? Şair-i İslamiye ihya etmenin lüzumunu hissetmeleri ve Kur'an'a dayanmaları. İttihad-ı İslam'ı zihniyetinde olmalı. İslam Birliği olmalı. Adamın zihniyeti bu olmalı. 7. Ayasofya'ya ibadeti açma zihniyeti olmalı. Çünkü
Ayasofya ne camidir ne kilisedir. O bir semboldür. İsterseniz İstanbul'da 20 tane kiliseyi cami yapın. Fazla o kadar mana değil. Ayasofya semboldür. Kimin elindeyse Türkiye'deki sistem onun elindedir. Kimin elindeyse. Cami ise cami zihniyeti Türkiye'de hakimdir. Rejimi gösterecek. Eğer kilise gibi ise, değil müze gibi ise, müzeyi kim yapmışsa, yani kiliseden camiyi kim çevirmişse, İstanbul'daki rejim camiyi yapan tiptendir. Camiyi camilikten çıkarıp ne cami ne kiliselik yapıyorsa, ne sağcıyım ne solcuyum, futbolcuyum cinsinden, müze cinsindeki bir zihniyet ve rejimin elinde olduğunu gösteriyor Türkiye'nin. Semboldür Ayasofya. Açamaz. 8. Mecliste ve hükümette ve devlet bünyesinde dindarlara muhalefet etmeyip korumaları gibi hususlar, bir de pardon 9 tane, menfi ırkçılığı terk ile İslam milliyetini esas almak. Menfi milliyetçiliği almayacak. Zaten 4. maddede İttihad İslam'ın temelini oluşturuyor bu. İslam birliği olabilmesi için menfi milliyetçiliği bırakmalı. Menfi milliyetçilik yapan, ırkçılık yapan İttihad İslam'a düşmandır demektir. Benim gibiysen bendensin. Benim gibi olmayan kim ne düşünürse düşünsün, bende değil. Yani millet anlamaz. Biraz Lazca söyleyeyim. Kürtçe'de bilmiyorum ki Kürtçe söyleyeyim. Eğer Türkçülük yapıyorsa, Kürtçülük yapıyorsa Kürt, Türkçülük yapıyorsa, Lazcılık yapıyorsa, Çerkezlik yapıyorsa bu adam İttihad İslam'a düşmandır. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyorsa işin bitti. Yani oysa innemel mu'minine ihvatu. El İslamiyetül Asabiyetil Cahili. İslamiyet, Asabiyeti Cahiliyeyi, menfi milliyetçiliği, İslam'dan önceki cahiliye dönemine ait olduğunu Allah Resulü söylüyor. Kur'an bizi men etmiş. Allah Resulü bizi men etmiş. Ama Allah Resulü'nden başka rehberimiz varsa tamam onun sözü doğrudur. O ölçüye göre. Dedik ya iki ayağı vardı, bir tanesi de bize bakıyordu. Eğer insanın zihniyetinde İslam ruhu yoksa tabii ki bunu diyecek. Ne mutlu lazım diye. Diyene diyecek adam. Ne mutlu Çerkezim diyene. Niye? Zihniyeti bu adam. Sen de hoşuna giderse git kardeş. Herkes reisiyle bilinir. Kimin bayrağı altında olursa naşırda da onun bayrağı altında olacaksın. Kim cenneti sana vaat ediyorsa tamam. Ne mutlu Kürdüm diyene diyen insanın cenneti varsa ona git. Ahmak olma. Cenneti var adamın. Cehennemi de var. Ne mutlu Türk'üm diyenenin cenneti ve cehennemi varsa uy arkasına. Ama Allah madem bize hakim, dinimizdir, Rabbimizdir, tamam mı? Rabbimiz, peygamberimizi göndermiş. Diyor ki benim cennet cehennemim var, biz de buna inanıyoruz. O zaman onu dediğin esası alacağız. Ha, menfi milliyetçiliği aramıza sokan İngilizler olduğunu bilmemiz lazım. Tamam mı? 9 tane madde. Tespit edilen bu 9 hususiyet ve vazifeler, devam ede gelen mevcut şartlar muvacesinde siyasi tercih sebepleri ve ölçülerinden en mühimlerindendir. Yani sırf bu değil. Mezkür şart ve hususiyetlere ters düşen veya bu hususiyetleri kaybeden siyasiler, dindarların kendilerini tercih etmemelerini istiyorlar ve başka nokta istinat arıyorlar demektir. Yani bu 8-9 tane maddeyi esas almayan bir parti o zaman Müslümanlarla işim yoktur demek istiyor. Millet ise ne kadar gafil de olsa baştakileri mütedeyin ve emin görmek ister. Ne kadar gafil de olsa bu millet ama baştakileri ne görür? Görmek ister. Dindar görmek ister.
Bediüzzaman Hazretleri 1. Mecliste neşrettiği beyannamesinde bu hususu şöyle beyan eder. Bu millet İslam'ın cemaatleri her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fasık da olsa yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Namazsız dahi olsa da başındakini namazlı görmek ister. Hatta umum şartta umum memurlara dair en evvel sordukları sual buymuş. Doğuda ilk önce gelen kaymakam bilmem ne memur gelince halk şöyle sorarmış. Acaba namaz kılıyorlar mı derler. Namaz kılarsa mutlak emniyet ederler. Kılmazsa ne kadar muktedir de olsa nazarlarında müttehemdir. Tarih Ceyhat 140'ta anlatıyor. Bunun devamında şöyle diyor. Oysa bunu diyenler diyor kendileri namazsız. Aynı mevzuda diyen bir ifade şöyledir. Sırrına göre ehl-i iman ne kadar âmi ve cahil de olsa aklı derk etmediği halde kalbi öyle hot vuruş adamları görse soğuk görür, manen nefret eder. Mektubat 414. Şu ifadeye de dikkat çekicidir. Neymiş o? Lemalarda anlatıyor 122'de. Müslüman neslinden gelen bir adamın, bu çok önemli, çok hoşuma gitti, onun için koyduk. Müslüman neslinden gelen bir adamın akıl ve fikri İslamiyet'ten tecerrüt etse bile fıtratı ve vicdanı hiçbir vakit İslamiyet'ten vazgeçemez. Yani ne kadar bu Müslümanın nesline gelen insanın aklı ve fikri bozuk dahi olsa vicdanı ve fıtratı İslamiyet'ten vazgeçemez. Zaten ustadın gayrimünteşirde şöyle diyor. Bana hapishanede yer hazırlayan, işkence edenler, zehir verenler Türk değillerdi diyor. Evet, Türk değildi. Ermeni, Yahudi, işte gayrimüslimlerdenmiş. En eble, en sefih bile seddi, rasini istinadımız olan İslamiyet'e bütün mevcudiyetiyle taraftardır. Lasiyeme hususan siyasetten haberdar olanlar, münazarat 38 bu. Şu anda okudum. Şimdi Lemalar 122'den okuyorum. Ey bedbaht fasık adam! Fasıkların kesretine bakıp aldanma ve ekseriyetin efkarı benimle beraberdir deme. Çünkü fasık adam fıskı isteyerek ve bizzat talep edip girmemiş, belki içine düşmüş çıkamıyor. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin. Değil mi mesela içki içen der mi? Lan bugün 2 kilo içtim yani. Fiyasık olsun der. Ne oldu? Bir teneke niye içemedim ya? Der. Yok. Yani iyi olmak ise keşke içmeseydim der. Sen namaz kılan, ulan nereden bunun namazı kıldın bugün ya? O kadar pişmanım ki demez. Ama der ki keşke kazamı da kılsaydım. Bakın hiç öteki tarafta pişmanlık yok. Bugün mesela namaz kıldığınız pişman mısınız? Ya nereden kıldım ya? Ama geç kılmışsan diyoruz. Hiçbir fasık yoktur ki salih olmasını temenni etmesin ve amirini ve reisini mütedeyyin görmek istemesin. İlla ki eliyazübillah irtidat ile vicdanı tefessü edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Onun için mesela bazı fabrikalarda imzalattırıyorlar. Ama vermekte bir beis yoktur galiba. Ama mahkeme verecekler beni biliyorum. Bir yerde dedim de. Öyle duyum aldım. Yurt içi kargo galiba. Alevi ama idealist şey. Benim köylüm vardı da bitişi köyde. O dedi, hocam dedi, biz işe girerken diyor, cumaya gitmeyeceğine dahi imza at diyor. Tabii imza atacak kadar ne yapmam için. Doğrudur. Bu kargoda oruç tutan yok yani. Olmaz. Şubelerinde yok yani, ben biliyorum. Tamam. Fasıkı ilan da etmek ne pahasına olursa olsun. Versinler zaten. Alıştı. O kadar verdiler ki. Sonra evet. Tabii. Neredeydim? Eliyazübillah irtidat ile vicdanı tefessü edip yılan gibi zehirlemekten lezzet alsın. Hakikaten bu millet bilhassa cumhuriyetten bu yana gaflet ve sefaate hali itildiği ve aldatıcı propagandalara hedef olduğu ve ağır şartlara rağmen siyasi sahada dahi manevi değerlerin ve vatanın selameti yolunda yaptığı
seçim tercihlerinde bir derece isabet edebilmiştir. Üstelik mezkür müsbet vasıflara sahip siyasilere karşı içte ve dışta yürütülen menfi propagandanın manasını ve kastını da anlamakta, buna göre değerlendirmesini yapmaktadır. Nurcu yapması lazım. Arkadaşlar, siyasi tercih yaptığınız partiyi sakın böyle miski amber gibi üzerinize sürmeyin. Sakın kalbinize sokmayın. Tercih ediyoruz. Ehveni şer diyoruz. Al diyorsun. Rey atıyorsun ama koymuyorsun. Al. Adı ehveni şer. Şer ama şerin iyi. Yani şer, şerin içinde en iyisi. Yani birisi parmak kesiyor, birisi el kesiyor, birisi kol kesiyor. E kol kesene parmak vermek lazım. Yani ama hepsi kesiyor. Hepsi yalancı. Hepsi yalancı. Çünkü ustadımız diyor ki, siyasetçiden hakiki dindar, hakiki dindar da hakiki siyasetçi olamaz. Siyasetçi olmaz. Mutlaka bir sır. Oho, o kadar şeyleri kanına çıkarmış. Kalbinize sokmayacaksınız arkadaşlar. Yani zinanın serbest ettiğini ya bu hükümette çıkmış. Ama mecbur edeceğiz. Kalbe sokmayacaksın. Kalbe soktun mu? Neuzübillah. İşte bazıları Mehdi'dir bilmem. Nerede Mehdi kardeşim ya? Dur bakalım. Mehdi canavar bir gece de hazırlar. Bakalım. Hazırlarsa hazırlar. Bilemiyoruz onu. Ama ondan önce bir ihsariye var. Hazırlama zemi şey var. Ona cehcat deniliyor. Ha, cehcatta karma var. Hayır şer. Ama Mehdi de öyle değil. Mehdi düz gider. Mehdi İttihad İslam'ın başıdır. Emirdağ Layıkası 2.17'den okuyorum. Evet, biz dini siyasete alet değil, belki vatan ve milletin dehşetli zararına siyaseti mutasibane dinsizliğe alet edenlere karşı bizim siyasete bakmamamıza mecburiyeti katiye olduğu zaman vazifemiz siyaseti dine alet ve dost yapmaktır ki 350 milyon kardeşlerin uhuvvetini bu vatandaki kardeşlere kazandırmaya vesile olsun. Öyle bir rey atacaksın ki 350 milyon o zamandı. Şimdi 1,5 milyar. 1,5 milyar Müslüman oh be iyi oldu desin. Öyle atacaksın. Yani en azından bize yakındır desin. Müslüman böyle demesi lazım dışarıda. En azın bize işkence edenlere siyaseti asabiyetle dinsizliğe alet etmelerine mukabil biz de siyaseti dine alet ve dost yapmakla bu vatan ve milletin saadetine çalışmalıyız. Mesela çok iyi biliyoruz ki Demokrat Parti'nin Menderes'in özel hayatı çok rezil. Namaz bile yok. Ama İslam kahramanı diyor. Niçin diyor? Üstad özel hayata bakmıyor. Yani zihniyeti o noktada gitti. Bir ezan için şehit oldu mesela. Ama özel hayatı rezil. Ha, demek ki insan iki noktadan bakılır. Bir özel hayatı, yani yaşantısı. Bir de zihniyetini yansıtan eylem. Mesela bunu anlaman için kim kime hücum ediyor? Sen Musa'yı tanımak istiyorsun. Ama bir türlü Musa'yı göremiyorsun. Firavun'u biliyor musun? Tabii canım, terör estiriyor. Ha, Firavun'u biliyorsun, onun karşısında duran Musa'dır. İbrahim'i göremiyor musun? Nemrut'u biliyorsun, Nemrut piyasada çünkü. Terör estiren, kral. Nemrut'un karşısındaki İbrahim derir, hiç korkma. Kıyasa var mı? Kıyasa yok, onunla git. Kim kime düşman? Mesela bir misal vereyim. Ordu o dizginini onun elinden kurtaracak diyor. Başka? Ustad diyor ki gizli komite diyor. Şimdiki Ergenekonya. Ustada 28 sene işkence yapan o komite en güçlü olduğu zaman, ustad da tek olduğu zaman, olduğu halde muvaffak olamadılar. Birkaç tane şehit verdik. Zehirlediler. Mesela Hafzali abi gibi. Kimisini işkence yaparak öldürdüler. Şimdi ordununu onun elinden kurtaracak. Ve derin devlet Ergenekon'u çökertecek. Müslümanlara yol açacak. Müslümanlara yol açması lazım. Kuvvet vermesi lazım. O kendisi dindarlığı aranmaz. Bak Menderes'in dindarlığını aramıyor. E peki bir sürü şeyleri de çık mesela.
Kendisi yapmaz, yaptırır. Ama ustad zihniyet ve eyleme bakıyor. Eylem nedir? Eylem de İslam'dan yana İslam'ı şey yapıyor ama gücü yetmiyor. Ama niye böyle? Kardeşim adı saadet demeyiz ya. İç ve dış düşmanları görmüyor musun ya? Benim gibi rahat nerede konuşacak? Bir siyasi parti böyle konuşabilir mi? Ben bile bu kadar şey geçirmişim 80'den beri. 80'de yargılanmış bir insanım. 80'de ilk harf inkılabında Şişli'de yargılandım. Askeri şeyde. Kara tahtada okulda şey öğrettim. Elif B öğrettim diye. İlk. Hiç unutmuyorum. İlk şeyim o. Şimdi böyle olan adam bile tedbir konuşuyor. Ha, tedbir gerçi kalmadı. Gene dikkat ediyorum yani, anlıyor musun? Şimdi bu adam siyasi nasıl konuşsun? İnşallah o da gelecek. Bu meseleyle alakalı bir teşvik mektubunda şöyle deniliyor. Hususan oradaki eski tahribatı tamir et başlayan hakiki vatanperverler olan demokrat namındaki hamiyetli ahrarlar. Yani hürriyetperverler. Ahrar kim? Söylüyoruz da. Yani hürriyetperverler. Perverler. Yani hürriyeti şeriye. Şimdiki tabirle demokrasi, demokrasi dedikleri şey. Burada demişti yani. Hürriyet-i şeriye. Hürriyet-i şeriye yol açmaları. İşte buradan diyor. O zaman arkadaşlar isim değil, tabela değil, vitrin değil, vasıf, sıfat ne yapacakmış? Hususan oradaki eski tahribata tamire başlayan tahribatları bir anda nasıl tamir edeceksin yani 80 senelik? Tahrip de kolay. 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir kibrit de yok eder. Yok kardeş zerre kadar. Yani tahribi ya tamir etmese bile, tahribatı durdursa bile yeter. Çünkü Mehdi zaten yapacak tamamını. Mehdi inşallah. Ne yapacak? Tamirata başlayan tamir olmuyor mu şu anda? Hakiki vatanperverler olan demokratlar namındaki hamiyetli ahrarlar, ahrar yani hürriyetperverler. Şimdi mesela en büyük endişeleri niye Kürdistan'a, niye işte diğer dinlerdekiyle hürriyet veriliyor? Ustad hürriyet verilmesi lazım. Onların işine geliyor düşmanlık. Nur ve nurcuları takdir etmelerine çok minnettarım. Onların muvaffakiyetine çok dua ediyorum. Ustad, inşallah o ahrarlar iddiadı mutlakı kaldırıp, istibdadı mutlakı kaldırıp tam bir hürriyet-i şeriye vesile olacaklar. İstibdadı mutlak arkadaşlar. Yani konuşamıyorsun, yazamıyorsun, hareket edemiyorsun. Buna bir daha söylüyorum, demokrasi diyorlar. Bizde hürriyet-i şeriye, yani kişilik özgür hakları verilmesi lazım. İnanç özgürlüğü verilmesi lazım. Konuşma özgürlüğü verilmesi lazım. Ya ben Karatat'ta Elif Bey'i öğrettim diye Allah aşkına ya. Ben 16-17 yaşında çocuk, lise çocuğu ya. Beni yargılıyor. Nerede nereye gelmiş? 2002'ye kadar, 2003'e kadar benim yurt dışı çıkma yasam vardı. Çıkamıyordum ki. Rusya çöktü. Rusya'ya gideceğiz arkadaşlar. Grup şey yaptılar Gürcistan'dan. Sizin çıkma yasağınız var. O zaman da çıktım tabii. Tabii ya kaydetmişler adamı. O şeyden Karadeniz'in o hududundan neydi o hududun adı? Oradan geri döndüm. Sarp. He. Suriye'den geri döndüm. Allah hamdolsun, şükürler olsun. Şimdi kiliseler camiye dönüştürmeye vesile oluyoruz. Avrupa'ya gidip. Ben onlardan hizmet istemiyorum. Hizmetim engel olmasın yeter. Öyle diyor zaten. Hürriyet-i şeriye vesile olsun. Yani hürriyet getirilsin. Hürriyet. Tam serbest ol. Zaten onlar serbest. Burada el kol bağlı Müslümanındır. Onlar zaten serbest. İstediklerini yapıyorlar kardeşim. Asit kuyuları Müslümanlar açmadı ki. Bizi muhafaza etmeye vesile olacak komutan o devleti satıyor. Uyduruk uçakları alıyor. Efendim, başa geçen başbakan gidiyor Rusya'dan doğalgazda bire 5000 bilmem neyle Türkiye şey yapıyor, şahsi şey mi yapıyor?
Ya neler yaşanmış ya? O elektrik panelleri var ya böyle, ceylan üretim. Benim bir dostum vardı Berlin'de, zengin iş adamı. Kendisi anlattı. Gittik işte, malum zat vardı. Geldi Türkiye'de o pervaneyi elektrik üretmeye koyuyor. Adam Alman'la iş ortağı getirmiş. Hollanda'da mı neydi ortağı vardı. Onu serbest bıraktılar. Bunu bir hafta hapis ettiler. Niye böyle bir şey yaptın diye. Hemen def ettiler yurt dışına. O tarihte. Vatanı için çalışan. Ama şimdi var hocam. Çatalca oradan evet. Rüzgar. Bunlar böyle bir fayda getirmiyor mu? Kazandırmıyor mu? Kardeş benim içim yanıyor. Evet hocam. İşkenceyi çeken benim. Son tarihte ustad o kıyas edilmez. 98'de bana neler yaptıkları biliyorum. Niye böyle konuşuyorsun? Ne konuşacağım ki? Daha ne ceza verecek ki yaptıklarını yapacak ya? Kardeşim öyle yetişelim. Ne demişim? Şimdi videolar var Google'da. Dediğim şuydu. Bana işkence yapanlar. Su kişinin aynası işidir. Lafa ne bakacak? Yani Allah hamdolsun nerede nereye gelmiş. Bu kısımda da siyaseti dine alet etmek manasında olarak eski tahribatı tamir ve Risale-i Nur'u ve nurcuları takdir etme ve istibdad-ı mutlakı kaldırma. Bak Risale-i Nur'u ve nurcuları takdir edecek parti, zihniyeti. İstibdad-ı mutlakı kaldıracak, hürriyet-i şer'iyi getirecek. Ve hürriyet-i şer'iyi getirme bir partinin müspet karşılanmasının sebepleri olarak görülüyor nurculukta. Risale'yi takdir edecek. Nurculuk hizmetlerine engel olmayacak. Onlardan hizmet istemiyoruz diyoruz da. Bak bir daha üçüncü kez söylüyorum. Onlara hizmet istemiyoruz. Hizmete engel olunmasın. Elhamdülillah. Şimdi ifade etmem burada şimdi. Çığ gibi büyüyor. Büyüyor demek patladı artık. Ya bu tutulacak bir tarafı yok ya. Dünyaya mal olmuş anlıyorsun. Ya benim gibi uyduruk bir adam ya Allah aşkına. Kilisenin dershane ve cami olmasını geçen hafta açmaya açtık yani. Allah razı olsun. Ya uyduruk bir insanım ya. Ben bu imkanlar bana verilmese, dışarıya çıkamasam, oralarda koşturmasaydım bunlar olur muydu? Kesinlikle. Ben onlardan beklemiyorum ki. Daha ayağıma çemle olma. Yurtta çıkama deme. Beni ikide bir gece varsa dershaneme basma. Dışarıda ekipleri koyup da milletin gene içi gene fişleme. Tedirgin, telaşa verme. Bunları yaşadım. Kur'an'a yemin ederim ki ha geldiler. Çünkü daha önce söyledi bana içerideki polis. Abi bu akşam ders yaptı. Vallahi çaylı söylüyorum. Bizi çaylı ya. Abi bu akşam yapma. Kesin basılacak. Ben içindeyim diyor. Kur'an yalanı Allah şahit edilirse kafir olur. Muhtekada geçiyor. Allah şahit olsun yalan söylüyorsam. Yoksa kafir olur. Şimdi ders yapıyorum. Vallahi aklım şeyde hasil. Zil bastı cemaat geldiler ha. Kur'an'a yemin ederim. Allah'a yemin ederim. İmanıma yemin ederim. Aynı böyle ders yapıyorum. Hangi? Ama Allah da şahit iptal etmedi. Allah da ne yaptıysa nasıl oldu da bilmiyorum. Mutlaka basacaklardı. Ya. Bana hakim şeyi soruyor. Niye bekarsın diye. Niye evlenmedin diye. Sen bana bunu sorma hakkına sahip misin ya? Sen bana bunu niye soruyorsun ya? İyi dedim, ben bununla bir dalga geçeyim dedim. Orada çaylıydı. Hakime, hakim bey dedim, hakim yukarı savcıyı vermem. Ben, niye bekarsın dedi, böyle şöyle elbisesiyle. Böyle bakarak üstten. Dedim ki, hakim bey, ben en iyisini aradım. Ne oldu dedi, en iyi buldum dedim. Evlenecektim, kız en iyisini aradı. E niye evlenmedin? Meğer o da en iyisini arıyormuş. beni beğenmedi. Herkes gülüştü. Millet arkada gülüşünce o da anladı ki benimle dalga geçiyor. Tamam. Böyle bir soru olmadığından, şey almadığından, işte müştekiye sorulamaz. Meğer kız da en iyisini arıyormuş. O için alamadım. Bunları soruyor bana. Nasıl geçiniyorsun diyor. Gökten kardeşim, topraktan geçiniyor. Yani arkadaşlar bir şey anlatmaya çalışıyorum. Olaylarla bir zeminden haber vermeye çalışıyorum. Bedava gelmemiş bunlar. Ya. Nereden nereye? Tabii ya. İşte yemin ettik. Rejim bitmedikçe kendimize dönmeyeceğiz. Bu kitaplara bekçilik yapacağız. Eğer rejim değişir, İttihat-ı İslam olur. Ben de bu kadar Mehdi'ye teslim. Benim karınca
dershanedeki bekçiliği, Risale-i Nur'u tahrif edilmekten, harf ve virgülünü değiştirmekten bir könül feveran, bekçi biziz, tüfek elimizde. O gelene kadar bekçiliğe devam edeceğiz. İnşallah. Ama o gelir, ondan sonra bize de ihtiyaç kalmasa. Yani ben de şahsımı kastetmiyorum. Dershanelerdeki vakıf kardeşlerimiz, başta olmak üzere, erkanlar, rükünler, müdebbirler, içtimaiyetteki nur talebeleri, nur kardeşlerimiz, o hassas, müteyakkız, müdebbir, hamiyetli, fedakar, tüm, hepsi bekçidir. Hepiniz bekçisiniz. Ama duymayabilirsiniz bir olay olunca, çalıştığınız için, biz daha önce duyduğumuz için bir haber veriyoruz. Onun için kastettim. Yani bekçi hudutta durur, bir şey olunca içeriye haber verir gibi. Mestur manayı teyit eden diğer bir ifade. Şimdi vatan ve milleti eski partinin garazkârâne istibdadından kurtaran hamiyetkâr, vatanperver bazı demokrat liderleri kemal istihsan ile o risaleleri kabul edip sahip oldukları Emirdar Layıkası 2, 23. sayfasında söylüyor. Ondan sonra aynı bu şekilde devam ediyor. Ben biraz daha atlayayım. Ha, şuraya okumak istiyorum. Yani çok tabii sefadayı sahipti. Ama vermek istediğimi o 8-9 madde önemli ama şurada bak şeyi eylem itibariyle demokratın bir eyleminden okuyayım. Aynı mevzuda yazılmış diye bir mektupta şu kayıtlar var. Bir ezan-ı Muhammedi'nin ezanda okunuyor değil mi? Tevafuk. Bir ezan-ı Muhammedi'nin aleyhissalatü vesselam serbestliğiyle kendi kuvvetlerinden 20 defa ziyade kuvvet kazandılar demokratlar. Kendi kuvvetlerinden 20 defa daha kuvvet kazandılar. Ezana serbestlik verdiğinden. Adam onun için astılar. Diğerleri bahane. Milleti kendilerine ısındırdılar. Minnettar ettiler. Hem mane eski İttihad-ı Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam'dan olan yüz binler nurcularla eski zaman gibi farmason ve İttihatçıların mason kısmına karşı ittifakları gibi şimdi de aynen İttihad-ı İslam'dan olan nurcular büyük bir yekün teşkil eder. Demokratlara bir nokta istinaddır nurcular. Şu ezan bitsin şimdi. Şimdi de aynen İttihad-ı İslam'dan olan nurcular büyük bir yekün teşkil eder onlara destek. Demokratlara bir nokta istinattır. Fakat demokrata karşı eski partinin müfrit ve mason veya komünist manasını taşıyan kısmı iki müthiş darbeyi demokratlara vurmaya hazırlanıyorlar. Bak o zaman demokratlara çökertmek için plan yapıyorlar. Bugünkü Ehvenüşer Partisi de buna dikkat etmesi lazım. Neymiş o? Eskiden nasıl ki ahrarlar iki defa başa geçtiği halde az bir zamanda onları devirdiler. Onların müttefiki olan İttihad-ı Muhammedi efradının çoklarını astılar. Ve ahrar denilen demokratları kendilerinden daha dinsiz göstermeye çalıştılar. Aynen öyle de şimdi bir kısım dindarlık perdesine girip demokratları din aleyhine sevk etmek veya kendileri gibi tahribata sevk etmek istedikleri katiyen tebeyyün ediyor. Hatta ulemanın resmi bir kısmını kendilerine alıp demokratlara karşı sevk etmek ve demokratın tarafında onlara mukabil gelecek nurcuları ezmek, ta nurcular vasıtasıyla ulema demokrata iltica etmesinler. Çünkü nurcular hangi tarafa meyletseler ulema dahi taraftar olur. Çünkü onlardan daha kuvvetli bir ceyran yok ki ona girsinler. Aynen. İşte madem hakikat budur, 25 seneden beri ehli ilmi, ehli tarikatı ezen, ya kendilerini dal kavukluğa mecbur eden eski partinin müfrit ve mason ve komünist kısmı bu noktadan istifade edip demokratları devirmemek için
demokratlar mecburdurlar ki hem nurcuları hem ulemayı hem milleti memnun ve minnettar etmek, hem Amerika ve müttefiklerinin haşiye, Amerika ve müttefikleri sözü anti-komünist ve semavi dinlere bir derece dost olan tutum ve siyaset sahiplerini ifade eden, mesela onlardan ne o? Bob Kahn, Kennedy gibi, zira Hazreti Usta Avrupa ve Amerika gibi Hristiyan memleketlerine bir müsbet ve dindar, demek ki Amerika ve Avrupa memleketlerini biri müsbet ve diğeri menfi olarak iki kısma ayırır. Avrupa'yı da Amerika'yı da. Şimdi mesela Amerika aynı Türkiye gibi derin devletiyle çatışıyor. Yani Avrupa'da ikidir, Amerika'da ikidir. Bir, Hristiyanlığın hakiki dinini düsturu ittihaz etmeye çalışan din tarafı, diğerleri tahripçi, masonluk, komünisti cem eden bir zihniyet. Türkiye'deki nedir o derin devlet? Şöyle diyor, ne diyor? Masonluk ve komünistlik manasını... Şimdi şurayı... Yardımlarını kaybetmemek için bütün kuvvetleriyle ezan meselesi gibi şair İslami ihya için mümkün olduğu oldukça tamire çalışmaları lazım ve elzemdir. Yani bu hükümete de diyor ki, yani madde böyle imkanlarını yeme içmeye fazla kafayı takma. Şair İslami ihya etmeye çalış diyor. İnşallah bu sözümü duyarlar yani. Şair İslami, İslami örf ve adetlere en azından gücün yetmiyorsa şairi tahrip eden sebepleri kaldırmaya çalış. Bu mektupta da masonlara karşı dindarların ittifak etmeleri ve mason ve komünistlerin demokratlara düşman oldukları, masonların ve komünistlerin Ehvenüşşer Partisi'ne düşman oldukları ve demokratların, yani Ehvenüşşer hükümetlerin şairi ihya etmeleri gibi tavsifatla verilen siyasi teşekkülde aranan vasıflar nazara verilip o vasıf ve vazifeler teşvik ediliyor. Mezkür vasıf ve vazifelere ters düşenlerin müsbet karşılanmayacakları zahirdir. Risale-i Nur'un çok yerlerinde İttihad İslam'a kuvvet vermek siyasilerin en ehemmiyetli vazifeleri olduğu ifade ediliyor. Devamlı. Siyasi liderlere diyor ki İttihad İslam'a kuvvet verin. O konuda çalışın. Bunun en ehemmiyetli bir vesilesi de siyasilerin Kur'an'a dayanmalarıdır. Evet, Bediüzzaman Hazretleri'nin şu tavsiyesi açık bir örnektir. Mesela Emirdar Layıkası 2'de 54'te şöyle diyor. Şimdiki bu hükümetimizin hakiki kuvveti hakaiki Kur'an'a dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan 350 milyon, şu anda 1,5 milyar Müslümanın Uhuvvet İslami ile İttihad İslam dairesinde kardeşleri kazanır. Bu beynel minel güçler var. Onlar Türkiye'de aktörleri var, oynatıyorlar. Kaynakları orada, yani iceberg buzdağı var ya, dağın tepesinde bir uç olur, dibi geniştir. Burada olanlar aktördür. Bu aktörlere şey yapmayın, esas beynel mineldir. Ustad da diyor ki, memleket içindeki bunlarla uğraşabilmen için senin şahsı ve Türkiye'deki gücün yetmez. İttihad-ı İslam'ı arkana alman lazım. Bunu yaparken İttihad-ı İslam'ın oluşumuna sebep olmaya çalış. İttihad-ı İslam'ın gücünü, maddi ve manevi, siyasi ve ekonomi gücünü aldığın nispette destekçe diş mihraklardaki o uzantıları koparırsın. Yoksa gücün yetmez. Çok acayip. Yine aynı mevzuda, yani siyaseti dine alet ve hizmetkar yapıp İslamiyet'in hakimiyetine çalışmakla alem İslam'ın teveccühüne ve İttihad İslam'ına kuvvetine sahip olunacağını beyan eden Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor. İslamiyet milliyeti ve hakimiyeti, memleketin selameti için çalışan ehli siyaset ve cemiyeti beşeriye
hamiyet ile çalışanlar için bana manevi bir ihtar edildi ki, ehli İslamiyet ve hamiyet-i diniye ve kuvvet-i imaniye cihetiyle değil, dini siyasete alet yapmak, belki de siyaseti dine alet ve tabi yapmakla, ta İslamiyet'in kuvve-i maneviyesinden bu hükümet-i İslamiye'yi tam kuvvetlendirmek, yani İttihat-ı İslam nispetinde Ehven-i Şer Partisi güçlü olacak. Ve 400 milyon hakiki kardeşi arkasında ihtiyat kuvveti bulundurmak ve bir kısım zalim Avrupalı'nın dilenciliğinden kurtulmak için çalışanlara pek haksız olarak irtica damgasını vurup bunlara ne yapacak? Damga vuracaklar. Yani kötülemek için irtica damgasını vurup onları memlekete zararlı tevhüm etmeleri yerden göğe kadar hadsiz bir haksızlıktır. Emirda 2.81'de. Diyerek dine muhalif siyaselere karşı mezkur hususiyetlere mütemayil ve bir derece dindar olan siyasileri müdafaa eder ve böylece siyasete bir ölçü gösterir. Siyasette ölçü güçlü olmanın yegane şeyi Türkiye yetmez. Türkiye'deki uzantılar hariçtir. Hariç olduğu için harici güç alman gerekiyor. Atlayayım. Onlar anlaşıldı. İttihat İslam. Diğer bir mevzu da şöyledir. Şurada. Üçüncü sayfadan. 6-7 sayfa ama. Demokratlara büyük bir hakikati ihtar. Şimdiki Ehven-i Şer Partisi'ne. Şimdi Kur'an, İslamiyet ve bu vatana, vatanın zararına 3 ceyran var. Bak şimdi Kur'an, İslamiyet ve bu vatan zararına 3 ceyran var. Birincisi, alır mısın kardeş çocuğu dışarıya? Birincisi komünist dinsizlik ceyranı. Bu ceyran %30-40 adama zarar verebilir. Komünist dinsizlik ceyranı. Demek ki bu millete ancak %30-40 zarar verebilir. %30 herkese değil. İkincisi komünistlik yani. Eskiden beri müstemlekatların Türklerle alakalarını kesmek için Türkiye dairesinde dinsizliği neşretmek için İfsat Komitesi bu ifsat komitesinde maksat aynı ifadenin geçtiği yerler Emirdar Layıkası 295 paragraf 3 yani boş bayağı kaynaklar var onlar uzun namında bir komite bu da %10-20 adamı bozabilir. Üçüncüsü gaplılaşmak ve Hristiyanlara benzemek ve bir nevi Kurutluk mezhebini İslam içine yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım siyasiler heyetidir. Bu ceylan yüzde belki binde birisini Kur'an ve İslamiyet âlemine çevirebilir. Yani Hristiyanlık var ya bu şeyler, ne diyorlar Hristiyan çalışmalarına? Misyonerlik. Binde birisine ancak zarar verebilir. Hiçbir şey getirmez. Bir şey olmaz. Çünkü bu millet fikre ve zihnen İslamiyet'ten uzak olsa fıtraten ve vicdanen dine merbuttur. Ancak bu millet Hristiyan olamaz. Bozulsa dinsiz olur. Sefi olur. Hristiyan olamaz. Biz Kur'an hizmetkarları ve nurcular evvelki iki ceylana karşı daima Kur'an hakikatlerini muhafazaya çalışmalıyız. Çalışmışız. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmamaya mesleğimiz bizi mecbur ediyor mu? Ediyor. Şimdi mecburiyetle bakmaya lüzum olduğu gördük ki demokratlar evvelki iki müthiş ceylana karşı bize nurculara yardımcı hükmünde olabilirler. Hem onların dindar kısmı daima o iki deşitli ceylana mesleklerince maruzdurlar. Yalnız dinde hissesi az olan bir kısım garplılaşmak ve garplılara tam benzemek mesleğini takip edenler ise üçüncü ceylana bir yardım ediyorlar. Madem o ceylanın yüzde ancak birisini belki binden birisini purutluk ve Hristiyan gibi yapmaya çevirebilirler. Çünkü niye? Niçin Hristiyan olamaz? İngiliz 200 sene zarfında tahakküm ettiği 200 milyon İslam'dan
O zaman işte Fas, Tunus, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Suriye vesaire, Suudi Arabistan'da dahil İngilizler, Hindistan, Pakistan İngiliz sömürgesiydi 200 sene. 200 sene zarfında tahakküm ettiği 200 milyon İslam'dan 200 adamı purutluğa çevirememiş. Ve çeviremezdi 200 senede. Hem hiçbir tarihte bir İslam Hristiyan olduğunu ve kanaatla başka bir dini İslamiyet'e tercih etmiş olduğunu işitilmediğinden. Buna ait bir şey okuyacağım. Trabzon'da bir tane kilise var. O vuruldu ya vesaire. Oraya gideni, pazar ayinine katılan her katılana $100 veriliyordu. Hristiyanız diye gidenler varmış. Kaç kişi? 17 kişi mi ne? Tespit edin. Kaç senede çalışmış? 17 kişi. Her pazar $100 alıyormuş. Ondan sonra onlar da aptal değil, takip ediyorlarmış. Çoğusu o şehir değil, başka şehirde cuma günü terk ediyorlarmış. Allah Allah, cuma günü Trabzon'u terk ediyormuş. Yani 17 kişiden 12-13 kişi terk ediyormuş. Çok uzak şehirlerde işte, Ordu, şey, Giresun gibi oraya gidiyorlarmış. Cuma'yı orada kılıyorlarmış. $100 alıyorlar. Sonra hepsini attıkları 3 kişi kalmış. Onların da... Onlar da dönmemişler de sadece Cuma'ya gitmemiş. Cuma'ya gitmemiş, onu da tespit etmişler. Bakın, bir dini İslamiyet'e tercih etmiş olduğu kanaat şurada. Çevirememiş ve çeviremez. Hem hiçbir tarihte bir İslam, Hristiyan olduğunu ve kanaatla başka bir dini İslamiyet'e tercih etmiş olduğunu işitilmediğinden, iktidar partisinde bulunan az bir kısım, dini zararına siyaset namıyla 3. Ceyran'a yardım etse de madem o Demokrat Partisi meslek itibariyle öteki 2 Ceyran azimenin durmasında ve def etmesinde mecburi vazifeleri olmasından bu vatana ve İslamiyet'e büyük bir faydası dokunabilir. Ondan sonra uzun oluyor, şey uzatmayayım. Dolayısıyla Allah Müslümanlara feraset versin. Amin. Uyanmasına vesile eylesin. Amin. Hakka hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı, fikir ve his ve izan ve feraset nasip eylesin. Amin. Çoluk çocuğumuzdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler eylesin. Amin. Ya Rabbi biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma ya Rabbi. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorsa ona öyle muamele et ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şefaatine mazhar eyle ya Rabbi. Amin. İmanımızı ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin, şuhud iman mertebesi nasip eyle ya Rabbi. İslam'a ve Kur'an'a hadim olanların kalplerine kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulve, kuvve-i manevi ver ya Rabbi. İslam'a düşmanlık yapanları, kabili islah olanları, işlerinde islaha kabil olanları islah eyle ya Rabbi. İslaha gayri kabil olanları kahar ismine karı perişan eyle ya Rabbi. Onların kalplerine dehşet, vahşet, evan ve panik ver ya Rabbi. Ya Rabbi, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemelatıyla bütün mahlukatı tesir eden kudretinin, iradetinin, rahmetinin, hakimetinin hakkı için nefsimizi bize musahhar eyle. Mahlukumuzu bize musahhar kıl. İnsanların akıllarını, kalplerini, risalelerini musahhar yap. Nur talebeleri ve ehli imanı, insi ve cinni şeytanların şerrinden, sema ve azap altlarından muhafaza eyleyip, cennet-i firdevste mesut kıl ya Rabbi. Duamızı Kerbela'da revan olan kanun hürmetine, şah-ı fırkata yanan gönüller hürmetine, masum ve mazlumların hürmetini kabul eyle ya Rabbi. Elimizi semaya değil sana kaldırıyoruz ya Rabbi. Amin diyenlerin geçmişine intikal eden, geçmişlerinden ahirete intikal edenlerin usul ve furularından, ana baba ve usul bakımından, furu bakımından nesillerinden ahirete intikal edenleri hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Bizi ve yakınlarımızı iştiraka amal-i uhreviye sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. İştiraka amal-i uhreviye sır azmine hissemizi azim eyle ya Rabbi. Amin. Dertlilerimize derman, hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Duamızı kabul eyle ya Rabbi. Riyakarane yapmış olduğumuz duaları masum ve mazlumların hürmetine, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet hatırına kabul eyle ya Rabbi. Ustadımızdan haberdar eyle ya Rabbi. Ustadımızı kendiniz ya Rabbi sana nasıl layık ve şahsiyetine, ustadımızın şahsiyetine, manevi kemalatına ve şahs-ı manevisine uygun ona muamele etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve hizmetimizden de haberdar eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ve selavat. Allah'ım.